Merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. Çiyan kitabımıza 10. bölümün 7. alt bölümü, son alt bölümünü işleyerek bu 10. bölümü bitireceğiz. Gelecek derste 11. bölüme başlayacağız. 17. Üstel ve logaritmik türevlerin başka uygulamaları. Further applications of exponential and logarithmic derivatives İngilizcesi. Yani daha başka, daha şey uygulamaları. Şu ana kadar bir şeyi öğrendik. Zaman şeyini bir proje analizi örneği yaptık. Ondan sonra şimdi başka uygulamaları da öğreneceğiz. Bilhassa esnekliklerde nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Birincisi büyüme hızının bulunması. Finding the rate of growth. R'ye veya G'ye ile adlandırılır bu. Yani küçük R'ye veya küçük G'ye. Rate'in R'si İngilizce. Rate sözcüğünün R'si. G'ye de G, growth'un büyümenin yani G'si. Ondan sonra Y'de işte hangi değişkense o büyüyen onu da şöyle altına küçük yazılır. Yani bu işte logaritmik türevdir. Büyüme oranı dediğimiz şey veya artış hızı, anlık artış hızı dediğimiz şey logaritmik türevdir. Bir şeyin önce logaritmasını alıp ondan sonra türevini alırsak işte o şeyin büyüme oranını bulmuş oluruz. Yani işte D elen Y bölü T. Geçen derste de bol bol kullandığımız ifade. Bunun açık hali nedir? İşte 1 bölü y çarpı dy bölü dt'dir. Zaten işte dy bölü dt 1 bölü y ile çarpınca yani y'ye bölününce ne oluyor? Dy bölü dt değişim türev. Bunu bir de y'ye bölününce oransal değişimi bulmuş oluyoruz. Yani büyüme hızını, büyüme işte oranını bulmuş oluyoruz. Veya başka bir gösterimle f üssü t bölü ft gibi de aynı şekilde gösterebiliriz bunu. Biliyorsunuz logaritmik türevin çeşitli gösterimleri. Bunu aynı zamanda bakın marjinal fonksiyon bölü toplam fonksiyon olarak da düşünebiliriz. Türev marjinal fonksiyon, FT'de toplam fonksiyon, marjinalin toplam fonksiyona bölümü. İşte bize şeyi veriyor bu. Ne derler? Büyüme oranını veriyor. Bir örnek yapalım. Birinci örnek. V eşittir AE üssü RT. Genel üstel fonksiyon biliyorsunuz bu. E tabanında. Doğal yani genel üstel fonksiyon. Bunun büyüme hızı nedir? Büyüme hızı dediğimiz zaman tabii zaman içindeki değişimini anlıyoruz. Ama illa bu zamana göre değişecek diye de bir şey yok. Yani başka bir şeye göre değişim oransal değişimi de olabilir. Ama genelde zaman hani büyümeyle bizi uğraştığımız için iktisatta ve birçok bilimde de aslında genellikle bunu zaman olarak alırız. Ama başka bir şeye göre oransal değişim de pekala olabilir. Peki nedir? Ln v ilk önce elenini alıp sonra türevini alacağız. Büyüme hızını istiyoruz. Dolayısıyla ln v eşittir ln a artı ln e üssü rt. Ln n'ye birbirini götürür. Rt kalır burada. Ters fonksiyon biliyorsunuz. Dolayısıyla ln a artı rt. Bu ln v budur işte. Güzel. Ln a artı rt. Peki rv ya da gv dediğimiz büyüme oranı nedir? İşte bunun yani ln v'nin t'ye göre türevi. Yani bu nedir? Ln a'nın yani 1 bölü v çarpı dv bölü dt ya da dv bölü dt bölü v işte. Sol tarafı bu. Sağ tarafı ne? Ln a sabit türevi 0. Rt'nin t'ye göre türevi de r. İşte 0 artı r, r. Demek ki bizim bu r dediğimiz şey hani faiz oranı falan gibi gördüğümüz şey aslında o olay neyse onun büyüme oranıymış. Yani zamana göre artış şeye oransal artışı. Yüzde artışı. Oransal artışı. Örnek 2 y eşittir 4 üssü t. Böyle bir fonksiyon bu sefer e tabanında değil de 4 tabanında. Bunun büyüme hızı gayet kolay. Logaritmasını alacağız. Ln y eşittir. Ln 4 üssü t. Bunu da t'yi başa indiririz. Üçüncü kuraldan biliyorsunuz. T çarpı ln 4 olur bu da. Ln y t çarpı ln 4 demek. R'ye veya g'ye yani büyüme hızı nedir? D ln y bölü dt'dir. Yani 1 bölü y çarpı dy bölü dt'dir. Ya da dy bölü dt bölü y'dir. Nasıl isterseniz. Bu nedir? ln 4 sabit t ile çarpılıyor. T'ye göre türevini alınca ln 4. Demek ki ln 4 yani tabanın logaritması, doğal logaritması bu şeyin büyüme hızıymış. Sağlamasını da hemen yapabiliriz. Gerçekten bulduk mu diye. Y eşittir 4 üssü t olduğuna göre buradan t'yi ln 4 olarak yani sonuçta büyüme hızını ln 4 olarak bulduk. O işte burada r ile şeyle t ile çarpılacak olan şey. Bunu e üssü RT gibi yazarsam, E üssü ln 4 çarpı T gibi yazarsam, değil mi? Buradan işte R'nin ln 4 olduğunu görebiliyorum. Veya 4 üssü T'yi 4 E üssü ln 4 çarpı T gibi yazabilirim. Yani E üssü ln 4 üssü T gibi yazarım. Bu da
E üssü ln 4 çarpı T olur. Üssün üssü çarpılır biliyorsunuz. Buradan işte buradaki büyüme hızı E üssü RT diye R'nin ln 4 olması gerektiğini buradan da görebiliyorum. İşte bu da sağlaması. Peki şimdi başka bir uygulama. Fonksiyonların bileşimlerinin büyüme hızı. Rate of growth of a combination of functions. Ha, şimdi sadece tek bir fonksiyon olacak diye bir şey yok elimizde. Belki bir iki fonksiyonun çarpımı olur, toplamı olur, bölümü olur, bir şeyleri olur. Buna göre bu ifadelerin şeylerini nasıl bulacağız? Ne derler? Büyüme oranlarını, oransal artış hızlarını nasıl bulacağız anlık artış hızlarını? Artış derken negatifse azalma da olabilir tabii. Çarpımın büyüme oranı, growth rate of the product, y eşittir u çarpı v olsun. Yani bizim y fonksiyonumuz iki fonksiyonun çarpımı olsun. U eşittir ft ve v eşittir gt olmak üzere. Y de ft ile gt'nin yani u çarpı v olsun. Bu takdirde r'ye veya g'ye yani y'nin büyüme oranı nedir? Peki ne yapacağız? Logaritması alıp türevini alacağız. Standart. Ln y eşittir ln u çarpı v. Bu da nedir? Ln u artı ln v'dir. Logaritmanın birinci kuralından biliyorsunuz. Ln u artı ln v'dir. Bu da güzel. Türevini alınca bunun r y veya g y dediğim şey d ln y bölü dt'dir. Yani o da işte 1 bölü y d y bölü dt'dir zaten. Yani büyüme oranı d ln y bölü dt işte. Peki bunların tek tek o zaman büyüme oranını alacağız. Şeyi pardon büyüme oranı diyorum. Yani ln y'nin türevini alıyorsak bu tarafında sağ tarafında türevini alacağız. ln u ve e artı ln v'nin türevi. Nedir bu? D ln u bölü dt artı d ln v bölü dt'dir. Türev doğrusal bir işlemcidir. Toplama da yayılır. Dolayısıyla d ln u bölü dt artı d ln v bölü dt. Peki bu ne? 1 bölü u çarpı d u bölü dt artı 1 bölü v çarpı d v bölü dt. D ln u bölü dt ile d ln v bölü dt'nin açılımları da bu. Peki bunlar ne? Bu u'nun birincisi u'nun büyüme oranı, ikincisi de v'nin büyüme oranı. Yani r u artı r v ya da g u artı g v. Demek ki çarpımın büyüme oranı çarpanların büyüme oranlarının toplamı oluyormuş. İşte kural size. Bakın buradan hem de kanıtladık bunu böylece. Bu da bir kural. Peki bölümün büyüme oranı nasıl olur? Onu da buradan gayet rahat çıkarabiliriz. Aşağı tek farkı şeyi eksi olacak artı olarak. Yani çarpımla bölüm biliyorsunuz. O şekilde şey yapıyor logaritmasında. Bölümün büyüme oranı growth rate of the quotient nedir? Y eşittir u bölü v. V tabii sıfırdan farklı ki tanımlı olsun. U eşittir ft, v eşittir gt. Her biri birer fonksiyon. İki fonksiyonun birbirine bölümünün şeyini yani onun oransal değişimini, büyüme hızını bulacağız. R'ye veya g'ye nedir dersek işte logaritmasını alıp sonra türevini alacağız. Ln y eşittir ln u bölü v yani ln u eksi ln v'dir. Sonra da işte r'ye veya g'yi bulmak için d ln y bölü dt yani d ln u bölü dt eksi d ln v bölü dt olacak. Bu ne? İşte 1 bölü u çarpı d u bölü dt eksi 1 bölü v dv bölü dt. Bunlar ne? İşte bu u'nun büyüme oranı, ikincisi de v'nin büyüme oranı yani ru eksi rv ya da gu eksi gv. Demek ki bölümün büyüme oranı da bölenlerin büyüme oranlarının farkıymış. Bunu da buradan çıkarıyoruz. Ne işe yarar? Mesela çok işe yarar aslında. Bunlar iktisatta sürekli kullandığımız şeyler bizim. Örneğin bir üçüncü örnek işte. C tüketim fonksiyonumuz olsun. Tamam. RC'ye bunun tüketimin büyüme oranına alfa toplam tüketim bu bir şeyin bir ne derler bir toplumun toplam tüketimi bir ülkenin mesela toplam tüketimi ve bunun büyüme oranı RC'de alfa olsun böyle adlandırılmış. H'de nüfus olsun oradaki insanların tamamı onun büyüme oranı RH'de beta olsun. Peki C bölü H diye bir şey tanımlarsa nedir bu? Toplam tüketimi nüfusa bölüyoruz. Ne elde ederiz? Kişi başına tüketim elde ederiz. Yani toplam bizim ülkece tükettiğimiz şey şu kadar. Pastanın büyüklüğü şu. Bunu işte 80 milyona böldüğümüz zaman aşağı yukarı o civarda herhalde nüfusumuz. 80 milyona böldüğümüz zaman adam başına ne kadar tüketiyoruz? Ne kadar dilim pasta tüketiyoruz? Kaç gram pasta tüketiyoruz? Onu bulmuş oluruz. Dolayısıyla işte toplam tüketimi nüfusa, toplam nüfusa bölersem kişi başına tüketimi bulurum. Peki kişi başına tüketimin
artış hızı nedir dersek. Çünkü bizim refahımızın artışı bunu da şey yapıyor değil mi? Yani bizim tüketimimiz artarsa daha fazla elektrik, daha fazla su, daha fazla işte ulaşım, daha çok yemek de daha çok iyisi veya daha şey hani daha iyi, daha kaliteli evler filan işte refah dediğimiz şey bundan oluşuyor. Bunun manevi bir yönü yok. Maddi şeyden bahsediyoruz. Ha, ondan sonra peki bunu hesaplamak istersek nedir bu? İşte C bölü H'nin büyüme oranı. Bu hesaba göre yine aynı şeyi logaritmalarını falan yapabiliriz ama burada yaptık zaten. Bölenin büyüme oranı bölünenin büyüme oranı eksi bölenin büyüme oranı. RC eksi RH. Yani üsttekinin payın büyüme oranı eksi paydanın büyüme oranı. Tamam, bu RC eksi RH yani alfa eksi beta olur. Buradan da bunu görebiliyoruz. Peki. Şimdi toplamın ve farkın büyüme oranı. Growth rate of sum and that of difference. Evet. Yani growth rate of sum, growth rate of difference anlamında. Şimdi demiştik ki hatırlarsanız logaritma toplamaya ve çıkarmaya bir şey yapmaz. Çarpmaya ve bölmeyi üstlere filan etkisi çoktur. Onları düzeltir, doğrusallaştırır. Ama toplama ve çıkarmaya bir şey yapmaz. Doğru. Toplama yani logaritma bir toplamanın logaritmasını veya farkın logaritmasını alıp bu işte logaritma toplama veya logaritmaların farkı değil mi? Diyemeyiz. Yanlış olur bu. Ama yine bunlar bu büyüme oranlarını bilince bunlarla yapabileceğim şeyler var. Şimdi ona bakalım. Şimdi z fonksiyonumuz bizim u artı v iki fonksiyonun toplamı olsun. U eşittir ft, v eşittir gt olmak üzere. İki tane fonksiyonumuz var. Bunları toplayıp z diye bir üçüncü fonksiyon elde ediyoruz. Bu rz'yi yani gz'yi yani şu toplam fonksiyonun büyüme oranını her bir toplananların büyüme oranları cinsinden ifade edebilir miyim acaba? Edebilirim. Nasıl ederim? Şimdi ln z bir defa şeyi alalım. Logaritmasını alalım. Ln z eşittir ln u artı v. Bunda bir yanlışlık yok. Ama ln u artı v, ln u artı ln v değildir. Zinhar bu yanlıştır. Böyle bir şey yapamayız. O zaman başka bir şeyler yapmamız lazım. Peki bakalım şimdi devam edelim. Rz yani gz, z'nin büyüme oranı d ln z bölü dt'dir. Yani d ln u artı v bölü dt'dir. Güzel. Bunu da şeyini açarsak açık hali işte 1 bölü u artı v yani bu u artı v'yi bir fi fonksiyonu gibi düşünecek 1 bölü fi d fi bölü dt olur bu. Dolayısıyla 1 bölü u artı v çarpı d u artı v bölü dt olur. Buraya kadar tamam. Dikkat ederseniz logaritmayı toplamın içine dağıtmadık. Hiç öyle bir şey yapmadım. Öyle bir şey de yapamam zaten. Yasak böyle bir şey. Yani yanlış bu. Matematikte böyle şey olmaz. Ama başka bir şey yaptım. Ne yaptım? Büyüme oranı ile z'nin yani toplamın büyüme oranını gittikçe açıyorum. D ln u artı v bölü dt 1 bölü u artı v çarpı d u artı v bölü dt. Gayet güzel. Bir şey yanlışlık yok. Ve şey de türev doğrusal bir işlemci olduğu için şunun içine dağıtabilirim aslında bakarsanız. Onu kullanacağım. Bu arada bunu biraz daha açık yazmak istersem 1 bölü u artı v çarpı f üssü t artı g üssü t yani 1 bölü u artı v du bölü dt artı dv bölü dt gibi de yazabilirim ya da f üssü t çarpı artı g üssü t diye yazabilirim. Şuradaki 1 bölü u artı v'si tamam. Ondan sonra du bölü dt artı dv bölü dt ya da f üssü t artı g üssü t diye parantezin içinde bu şekilde türevi dağıtabilirim. Bunda bir de bir yanlışlık yok. Peki şimdi ru nedir? Şimdi RU dediğim şey U'nun bireysel U fonksiyonunun büyüme oranı. O F üssü T bölü FT'dir. Onun logaritmik türevi F üssü T bölü FT'dir. Peki buradan F üssü T'yi çekebilir miyim? Tabii çekebilirim. F üssü T FT çarpı RU'dur. İki tarafı FT ile çarparsam FT çarpı RU olarak F üssü T'yi elde edebilirim. Yani U çarpı RU olarak elde edebilirim. Peki RV nedir? V'nin büyüme oranı. G üssü T bölü GT'dir. Yani dv bölü dt bölü v'dir. Öyle de bakabiliriz. O zaman g üssü t buradan nedir? Gt çarpı v'dir veya v çarpı rv'dir. Bunu da böyle elde edebilirim. Bakın bireysel türevleri o bireysel büyüme oranları cinsinden elde ettim. Şimdi ne yapayım? Bunları yerleştireyim yerine. Buradaki f üssü t ve g üssü t veya du bölü dt ve dv bölü dt yerine bu elde ettiğim ifadeleri yerleştireyim.
O zaman R U artı V, U artı V'nin büyüme oranı ne oluyor? 1 bölü U artı V çarpı parantez içinde U çarpı R U artı V çarpı R V oluyor. İşte bunlar da istediğim o türevlerin şeyleri. Her bir bireysel değişim oranları cinsinden fonksiyonların şeyleri işte ifadeleri toplamı da bu. Güzel. Peki şimdi ne yapayım? Şu 1 bölü U artı V'yi içeriye dağıtayım. Bunu da işte o zaman U bölü U artı V çarpı R U artı V bölü U artı V çarpı R V olarak ifade edebilirim. Yani sözle ifade edersek toplamın büyüme oranı toplamların büyüme oranlarının hacimleriyle ağırlıklı ortalamasıdır. Şunlar dikkat ederseniz hacim oranları. Yani U artı V'nin toplamında U'nun payı U bölü U artı V. V bölü U artı V'de U artı V'nin toplamında V'nin payı. Bireysel fonksiyonun payı. Dolayısıyla bunlar da ağırlık olarak geliyorlar. İşte şeyin toplamın büyüme oranı bireysel o toplananların büyüme oranlarının hacimleriyle ağırlıklandırılmış ortalaması veya toplamıdır. Böyle de ifade edilebilir bu. Bu bir nevi ağırlıklı ortalama sonuçta. Evet. Peki bu da işte bir şey. Aynı şeyi fark içinde yapabiliriz. Z eşittir U eksi V olursa U eşittir PT, V eşittir GT. Yine her biri birer fonksiyon. İki fonksiyonun farkının büyüme oranı nedir dersek RZ veya GZ ln Z eşittir ln U eksi V. Ama bu yine biliyoruz ki ln U ln V'ye eşit değildir. Böyle bir şey yapamam sakın ha. Ama demin açtığım gibi başka türlü açabilirim. Nasıl? RZ eşit GZ yani büyüme oranı D ln Z bölü DT logaritmik türev. Yani D ln U eksi V bölü DT. O zaman bu nedir? 1 bölü U eksi V çarpı D U eksi V bölü DT'dir. Logaritmik türevin açılımından. Bu da tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu türevi içeriye dağıtacağım. Çünkü türev doğrusal bir işlemci. O zaman bu nedir? Yani farkın türevi türevlerin farkıdır. 1 bölü U artı U eksi V çarpı F üssü T eksi G üssü T. Yani DU bölü DT eksi DV bölü DT. Yani F üssü T eksi G üssü T oluyor bu da. Güzel. Şimdi ne yapayım? Yine bireysel şeyleri demin yukarıda elde ettim ya şu bireysel büyüme oranlarını. Onları türevleri bir bireysel büyüme oranları cinsinden yerleştirebilirim. Burada yalnız bir şey olmuş galiba. Burada kaybolmuş bu. Aşağıda. Bunun devamı var aslında bunun altında. Burada bir şey olmuş. Satır kaybolmuş galiba. Şeyde düzeltir. Yarınki kayıtta onu düzgün yaparım. Ama bundan sonrası da kolay zaten. Nasıl yapabiliriz? 1 artı u eksi v çarpı f üssü t eksi g üssü t'yi bunu işte f üssü t'yi f t çarpı r u ya da g şey diye şuradaki gibi yani u çarpı r u g üssü t'yi de v çarpı r v olarak şu şekilde yazar. Ondan sonra 1 bölü u eksi v çarpı u çarpı r u eksi v çarpı r v diye yazarım. Dolayısıyla o da ne olur? Şeyi de bu 1 eksi 1 bölü u eksi v'yi dağıtınca da u bölü u eksi v çarpı r u eksi v bölü u eksi v çarpı r v olur. Yani yine farkın büyüme oranı bireysel büyüme oranlarının hacimle u eksi v'ye ağırlıklandırılmış o u eksi v'ye oranla hacimlerinde ağırlıklandırılmış ortalamalar olur. Nerede kullanılır? Çeşitli yerlerde kullanılabilir bu. Yine işte iki şeyin toplamı. Mesela mal şeyiyle mal ticaretiyle hizmet ticaretinin toplam ticari toplam ihracat diyelim. Mal ihracatıyla hizmet ihracatlarının toplamıdır. Peki şeyi ne derler? Toplam ihracatımızın büyüme oranını o zaman mal ihracatımızda hizmet ihracatımızın büyüme oranları cinsinden ifade edebilirim bireysel büyüme oranları cinsinden. Nedir bu? İşte toplam ihracatımızın büyüme oranı U bölü U artı V yani mal ihracatımızın toplam ihracatımızdaki oranı çarpı RU yani mal ihracatımızın büyüme oranı artı V bölü U artı V çarpı RV yani nedir? İşte şuradaki gibi nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Ha şurada. Ondan sonra
Bu da nedir? İşte hizmet ihracatımızın toplam ihracatımıza oranı çarpı hizmet ihracatımızın büyüme oranı şeklinde böyle bu şeyde yani UV'yi böyle yorumlayarak çeşitli modellerde kullanabiliriz. Fark biraz yani o da olabilir bir fark şeklinde bir değişken. O çok aklıma gelmiyor şu anda ne olabileceği ama fark biçiminde ifade edilmiş iki şeyin farkı biçiminde olan bir değişkense o zaman onda da işte o her bir bireysel büyüme oranlarının bir ağırlıklı ortalaması olarak yine böyle şey yapabiliriz. Ağırlıklı farkı olarak daha doğrusu yine bulabiliriz. Evet. Bir sonuncu uygulaması bunun. Nokta esnekliğinin, noktasal esnekliğin bulunması. Finding the point elasticity. Nedir bu? Hani bizim şu meşhur noktasal esnekliğimiz var ya. Hani dy bölü y bölü dx bölü x veya dy bölü dx çarpı x bölü y veya dy bölü dx bölü y bölü x gibi ifade ettiğimiz hani noktasal esneklik. Onu işte logaritmik türevle de çok kolay hesaplayabiliriz. Şimdi y eşittir fx. Y x'in bir fonksiyonu. U elen y. U'ya elen y diyoruz. Yani elen y'ye u, elen x'e de v diyoruz. Böyle adlandırıyoruz. Bu takdirde x dediğimiz şey v eşittir elen x ise buradan x e üzeri elen x'tir. Yani e üzeri v'dir. Bunu da buradan çıkarabiliriz. V dediğimiz şey elen x ise x'in kendisi e üzeri v, e üzeri elen x olur. E ile elen birbirlerini götürür, x kalır. Dolayısıyla x gerçekten de e üzeri v'dir. E üzeri elen x'tir. Bu da güzel. Malzeme bunlar şimdi. Bunları şey yaptık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Elen y'nin elen x'e göre türevini alıyoruz. Dikkat edin x'e göre türevini almıyoruz. Elen x'e göre türevini alıyoruz. D elen y bölü D elen x diyoruz. Bunu aynı zamanda iki türevselin birbirine oranı olarak da düşünebiliriz. Yani elen y'nin türevseli bölü elen x'in türevseli gibi de düşünebiliriz bunu biliyorsunuz. Ama şimdilik türev olarak görelim. D elen y'nin yani elen y'nin elen x'e göre türevini aldığımızı varsayalım. Nedir? Elen y neydi? U'ydu. Elen x neydi? O da v idi. Yani du bölü dv'yi bulacağım. Kısaca. Peki araya y'yi ve x'i sokuşturmak istersen ne yaparım? Zincir kuralını kullanırım. Benim meşhur bir zincir kuralı. Bunu du bölü dy çarpı dy bölü dx çarpı dx bölü dv gibi üçlü zincir halinde açabilirim. Dikkat ederseniz. Doğru bir zincir. du bölü dy çarpı dy bölü dx çarpı dx bölü db. Güzel. Peki du bölü dy nedir? U neydi? Elen y'ydi. Elen y'nin y'ye göre türevi. D elen y bölü dy. Dy bölü dx kendisi zaten y fonksiyonunun x'e göre türevi. O şurada dy bölü dx. Dx bölü db de madem ki x e üssü v, e üssü v'nin v'ye göre türevi. D e üssü v bölü db. Bu da tamam. Malzeme. Şimdi açayım bakayım. D elen y bölü dy nedir? 1 bölü y çarpı dy bölü dx. Güzel. Pardon. D elen y bölü dy 1 bölü y zaten. Elen y'nin y'ye göre türevi. Elen x'in x'e göre türevi 1 bölü x. Elen y'nin y'ye göre türevi 1 bölü y. Dy bölü dx var. O da o kendisi kalıyor. 1 bölü y çarpı dy bölü dx. Tamam. D e üssü v bölü dv. E üssü v'nin e üssü x'e göre türevine e üssü x kendisi. E üssü v'nin v'ye göre türevi de e üssü v. O da kendisi. O da burada. Güzel. Şimdi her şeyi daha açıp yerlerine yerleştirdim. 1 bölü y çarpı dy bölü dx. E üssü v neydi? X de o işte. Değil mi? Onu da yerine yerleştirdim. O da x. Tamam. Ne oldu? Dy bölü dx çarpı x bölü y oldu. Dy bölü dx çarpı x bölü y. Bu ne? Y'nin x'e göre noktasal esnekliği işte. Bakın kanıtladık aslında. Bu bir kanıt. Neyin kanıtı? Esnekliğin, noktasal esnekliğin, y'nin x'e göre noktasal esnekliğinin d elen y bölü d elen x. Yani elen y'nin elen x'e göre türevi olduğunun veya başka bir bakış açısıyla elen y'nin türevselinin elen x'in türevseline oranı bölümü olduğunu. İlk türlü de yapabiliriz. Elen y'nin elen x'e göre türevi veya elen y'nin türevseli bölü elen x'in türevseli toplam türevseli diye bu şekilde işte esnekliği hesaplayabiliriz. Bir örnek yapalım hemen. Beşinci örnek bu da sabit esneklikli hiperbolik talep fonksiyonu. Buna constant elastic or hyperbolic demand function deniliyor buna. Q eşittir fp.
bir iktisadi örnek. İktisatta çok kullanılan bir talep fonksiyonu şeyi de çok, çünkü türevi mürevi falan birçok şeyi kolay olduğu için esnekliği de sabit göreceğimiz gibi. Q eşittir FP eşittir K bölü P. Yani K eksi P değil de K gibi bir sabit var. Bu P'ye bölünmüş. K pozitif, P de paydada. K bölü P. P büyüdükçe, yani fiyat arttıkça talep küçülür. Fiyat küçüğü azaldıkça talep artar. Yani normal bir talep davranışını şey yapar ama hiperbolik bir fonksiyondur bu. K pozitif, P pozitif tabii. Ve kesin pozitif, P sıfır da olmamalı. Bu durumda talebin fiyata göre, yani Q'nun P'ye göre noktasal eşitliği nedir böyle bir fonksiyonda? Ne diyor bizim şimdi kanıtladığımız kural? Ln Q eşittir ln K bölü P dersek D ln Q bölü D ln P'ye bakacağım. Peki ln Q ln K bölü P. Bu ne? Ln K eksi ln P. Bölümün logaritması logaritmaların farkıdır. Dolayısıyla ele bu işte ln K eksi ln P'dir. Ln Q ln K eksi ln P'dir. Güzel. Peki ben ne yukarıda kanıtladım? Q'nun P'ye göre esnekliğinin D ln Q bölü D ln P olduğunu kanıtladım. Yani ln Q'nun ln P'ye göre türevi. Bu ln Q ifadesini ln K eksi ln P'nin ln P'ye göre türevini alırsam ln K sabit, türevi 0. Ln P'nin ln P'ye göre türevi 1. Başında da eksi var. Eksi 1. Demek ki D ln Q bölü D ln P eksi 1'miş. Başka bir deyişle de bu talebin fiyata göre esnekliği eksi 1'miş. Mutlak değer olarak alırsam da epsilon QP'nin mutlak değeri 1'dir. Dolayısıyla birim esnektir. Burada K bölü P üssü başka bir şey, P üssü C gibi de yazarsam o zaman bunun üssü neyse onun üssü esneklik olur. Bunu da belki bir egzersizde falan bir yerde de görürüz. Yani burada P üssü 1 olduğu için esnekliği 1 oldu. P üssü C olsaydı başka bir şey, P kare olsaydı mesela esnekliği 2 olacaktı gibi. Çünkü bu 2 başına gelecekti. Burada eksi 2 olacaktı o zaman. Bunun mutlak değeri de 2 olacaktı filan. Kendiniz de hemen sağlayabilirsiniz. Ve sonuncu şeyde öğreneceğimiz şey esneklikler için zincir kuralı. Bunun esnekliklerde de çalışıyor için zincir kuralı. Chain rule for elasticities. Esneklik elasticity biliyorsunuz. Ha, şimdi y eşittir gw. Ve w da hx ise. Yani wx'in xn dışarıdaki en dışsal değişken, w onun fonksiyonu, y de w'nun fonksiyonu. Dolayısıyla yx'in de fonksiyonu olmuş oluyor. O zaman y'nin x'e göre, yani en içselin, en bağımlının en dışsala, en bağımsıza göre y'nin x'e göre esnekliğini hesaplayalım. Bu işte nedir? İddiaya göre yine zincir kuralı çalışıyorsa y'nin w'ya göre esnekliği çarpı w'nun x'e göre esnekliği. Epsilon y w çarpı epsilon w x olması lazım. Zincir kuralı çalışıyorsa böyle olması lazım. Hemen kanıtını yapalım. Epsilon y w çarpı epsilon w x nedir, bunları açalım. Epsilon y w dy bölü dw çarpı w bölü y'dir. Epsilon w x nedir? Dw bölü dx çarpı x bölü w'dur. Evet, o da tamam. Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi burada dy bölü dw var. Dw bölü dx var. Bunlar hepsi çarpılıyor, dikkat ederseniz. Çarpımda yerleri değiştirebilirim. Yer değiştirme özelliğini kullanarak. Dy bölü dw çarpı dw bölü dx çarpı v bölü w bölü y çarpı x bölü w gibi yazabilirim bunu. Normal türevlerin zincir kuralından dy bölü dw çarpı dw bölü dx dy bölü dx'tir. Bölmenin şuradaki w pay ve paydadaki w'ları sadeleştirsem buradan da x bölü y elde ederim. Burada x bölü y kalır. Demek ki bunun sonucu ne olur? Dy bölü dx çarpı x bölü y. Bu nedir? Epsilon yx'tir. Yani y'nin x'e göre esnekliğidir. Veya şimdi yeni öğrendiğimiz logaritmik türevleri kullanırsak çok daha kolay, daha basit de kanıtlayabiliriz bunu. Epsilon yw çarpı epsilon wx bu hesaba göre nedir? D ln y bölü d ln w çarpı d ln w d ln x'tir. D ln w'lar sadeleşir. Biri payda, biri paydada. Ne kalır geriye? D ln y bölü d ln x, yani epsilon yx, y'nin x'e göre esnekliği kalır. İşte bu işte böyle görüyorsunuz. Çok faydalı şeyler bu logaritmalar, gösteriler ve onların türevleri. Büyüme oranları da çok önemli. Evet, bu konuda bu kadar.
Sol tarafta 3. baskıdan, sağ tarafta 4. baskıdan egzersizler var. Onları da yapın. Akşam üzeri 4'lerde yine buluşuyoruz. Keza bu derslerin sonunda da ne isterseniz sorabilirsiniz. Yarın da bu dersin tekrarı var. Biraz daha şey hani şuradaki eksik olan şeyi tamamlayacağım. Burada kaçmış olan sayfa şeyi bir satır eksikti. Onu da tamamlayacağım yarınki derste. Dersleri lütfen her ikisini de izleyin. Çünkü birinci sefer bir şeyi mesela atlarsam falan ikinci seferde şey yapıyorum. İkinci seferde düzeltiyorum. Onun için hem birinci kayıtları hem ikinci kayıtları izleyin derslerin. Bir şey anlamazsanız şey yaparsanız da daima bana sorun. Kaydı durduruyorum.